Efendim hoş geldiniz formata. Renkli program bizleri bekliyor. Gerçekten inanılmaz işler oldu. Hafta sonu dün yapılan koşuların ardından bu yapılacak olan 98. Gazi koşusu öncesi inanılmaz bir trafik var. Devamlı gelen haberler var. Hepsini konuşacağız sıcağı sıcağına. Gökhan Gül, Suat Demirer hazırız. Sizler de hazırsınız. Hoş geldiniz dedim. Gökhan iyi akşamlar. İyi akşamlar Zadık'cığım. Öncelikle ekran başında ve bütün izleyicilere, atçı dostlarımıza selam olsun. Bugün hakikaten çok keyifli, akıcı bir program bizi bekliyor. Gerek hafta sonu yapılmış yarışlar ve önümüzdeki hafta yapılacak ve tabii ki ay sonunda derbimiz, Gazi koşumuz yapılacak. Onun heyecanı hepimizi sardı. Daha doğrusu sınav demek çok doğru değil ama Gazi koşusu öncesi uzun mesafede bu kadar başarılı bir araya gelip de neticelerin alınması, ardından jokey inisiyatifleri ve jokey Gazi koşusunun tercihleri çok konuşuldu. Hepsine bu akşam ufak ufak dokunacağız. Tabii ki Gazi özel programı da olacaktır formatın. Orada daha detaylı anlatacağız ama bugün çok keyifli bir program bizi bekliyor. Evet hocam, gerçekten trafik çok karıştı. 12 tayın jokeyi şu anda önümüzde ama hala neler olacağı da göreceğiz. Bence o 12 atın jokeyine de çok emin olmayın. Daha ben de aynısını söyleyecektim zaten. Bu hamur çok su kaldırır yani, gibime geliyor. Ya çok yani çok net. Çok böyle sözünleri güvenilir insanlar bulmak kolay değil. Sonra bir de ayrıca da bu iş canlı hayvan yani. Evet. Bugün var yarın yok. Bugün başka bir şey konuşursun. İki gün sonra başka bir şey konuşursun. Daha kayıda kadar bu iş çok su kaldırır. Gerçekten çok konuşulacak bir Gazi koşusu öncesi ve sonrası olacağı kesin. Tercihler ve tercihler sonrası çıkacak sonuç Gazi koşusunda epey konuşulacağı benziyor. Efendim, Avram Barakas'la başlayacağız. Geçen hafta kısa vadede 8, 3 yaşlı İngilizler 1600 kime çıktı. 11 safkanın mücadelesi vardı. Geçen yılın özel ismini çaldıran. Doğru. Bu yıl belki de gördüğü koşulardan sonra buradayım dedi. Net bir deneyeceğiniz artık. 130'da favoriyi çaldıran. Rakibi de Altan'dı. Nitekim koşu çaldıran Altan bitti. Gökhan. Zadık'cığım mütevazı olmuyor. Biliyorsun ben de Altan'la çaldıran bu ikiliyi önermiştim. Dolayısıyla da 1-2 bitirdiler. Şimdi çaldıran bu yarış 2 yarış. Bu yıl 2 yarış gördü. Tabela dışı kaldı ama aynı saniye içerisinde bitirdi. Evet. Yani 1-23 içerisinde 8.liği var. 1-36 bir tanesi. 37 bir saniye fark yok. Grup 1 yarıştan bahsediyoruz. Böyle olunca ne oldu? Tabii ki kış sezonunda istirahat etmiş bir erkek at. Koştu iki yarışta da performansı çok kötü değil, tabela dışı kalsa da. Bu yarış hazırlıkları çok iyi geldi. Geçen sene de zaten grup koşu kazanmış attı, doğru mu? Evet. Burada tabii en iyi yere de kendine koydu. Bak buralarda dördüncülükte gidiyor. Önde iki tane at süratle 47 geçiyor. Şuralarda ne kadar emin olduğunu gösterdi. Tabii bundan sonra devam etmesi önemli. Devam ettiği sürece koşuyu kazanacak. Çünkü önde ilk 8'ü 47 geçen en ciddi rakibin biri önde gidiyor. Bahavali süratle gidiyor. Altan mecburen önlerde giden bir at onu takip etti. Arkanda boşlukta düzlükte önce de aksiyonu bozulmadan Vedat da tutanıyor. Time 2'ni de iyi ayarladı. Kazanmasını bildi. Çaldıran orta mesafe çim yarışlarının iyi atı. Evet. Yani her zaman adından söz ettirir. Altan çok istikrarlı bir at. Geçen hafta da söyledim. Yani dışarı doğru meliniyor. Böyle dışarı doğru böyle bir kayması var. Ankara'da koşmuştu biliyorsun. Burada böyle bir yakalandı, bir geçecek gibi oldu. Bir daha gayret etti. Geldi, ikinci oldu. Kando belki de istikrarlı ve her yarışında bir üst. Devamlı oyun içinde abi. Müthiş yani. Son anda geldi. Belki kazan atayım olacağı bir şey yoktu ama ikinci oldu. Her an her saniye bu rakiplerine geçebilecek üçte bir at. Bir kere koşmaktan mutlu olup kazanmayı isteyen, yani istekli bir at her zaman koşu içerisinde daha iyi performans sergileyecektir. Yakar'ın dördüncülüğü bence dikkat çekiciydi. Çaldıran ve ilgilerini kutlayalım. Yarışta öyle çok fazla bir analiz yok. Süratli başladı. Arkada herkes kendi yerini aldı. İki yarış gören Çaldıran kazandı. Suat hocama dönüyorum. Geçen yılın iyi ismiydi Çaldıran ve bu koşuyu da kazandı bu sene. Bir takım sıkıntılarından bahsediyor. Belli ki o sıkıntılar atın gerçek performansına etki ediyor. Çaldıran bu gruptan fazla bir at. Her ne kadar bu yıl istenilen seviyede başlamasa da son yarış hazırlıkları, sevdiği pist ve mesafede bu grubu geçmesi, geçerken pek zorlanmadı diyebiliriz. Yarış adeta Orhan Doğa Özsoy koşusu, yani Gazi'ye giden yolda değil de Gazi koşmak istemeyip biraz daha 1600 metre o hafta farklı bir yarışta koşacak atların adeta bir provası niteliğindeydi. Çaldıran
bunun üstesinden gelmeyi kolay bildi. Çünkü öndeki rakipleri oldukça abarttılar tempoyu. Hem rakipleri de hem abarttılar. Sonunda onları mağlup etmesi çok zor olmadı. Beklediğimiz atlar yine iyi koştu. Altan karakterli bir at. Bu kadar 1600'e bana göre 1600 metre atı bu kadar iyi koşuyor. Kando gücü nispetinde muhteşem koşan bir at. Sonlarda çok etkili geldi. Yine yakın fark üçüncülükle ayrıldı. Riyakar fena değil bir çıkış içinde. Oğlumsun yine öyle geçtiğimiz yılın performanslarından uzak ama ilk 5'in 5'i de oldukça iyi koştu. Hatta arasında aslında buna ilave edebiliriz. Diğer atların fazlaca yarışta bir etkisi oldu diyemeyiz. Tebrik ediyoruz gerçekten Çaldıran bu yılda devam edeceği benziyor bu koşunun ardından performansıyla. Ve merakla beklenen Mehmet Akif Ersoy koşusuna gidiyoruz. Grup 2, 3 yaşlı İngilizler 2200'e çıktı ve Seven Snape çok önemli bir düzlük sprintiyle koşuyu kazandı Ahmet Çelik'le. King Davut çok büyük sürprizimizi açacaktı. İkinci kaldı. Wolf Seifo 3. Taykın 4. Can Otay 5. oldu. Ve Severus Snape bu koşuyla beraber de Gazi koşusunun da artık bir şekilde biletini de aldı tabii, zaten. Tabii. 101 handikap puanına geldi kesinlikle, koşuyla beraber. Kesinlikle. Şimdi Severus Snape zaten az koşmuş, öz koşmuş bir at. Bu tarz atlar her zaman başarılı olduğunda yani yol haritası Gazi koşusuna gidiğinde favoriler arasında oluyor. Ve Severus Snape bunu sonuna kadar hak ediyor. Çünkü bu yarış 7. yarışı, 8. koşusu Gazi yarışı evet. olacak. Ve bir tane değişen bir yarış var. Çimden kuma alındı. İkinciliği var. Onun haricinde Tendrik üçüncülüğü var. Tendrik üçüncü olduğunda biz hocayla birlikte bu atı anlattık. Üçüncü oldu. Öndeki iki ata bugün için yapacak bir şey yoktu ama fotoya dili girdi. Gösterişli bir at diye. Ve ardından bu böylesi önemli bir yarışı kazandı. Şimdi burada tabii ki şöyle bir durum söz konusu bu yarışta Zadıkçım. Avantaj mı dezavantaj mı göremeyeceğiz bir daha. Niye? Çünkü start alan atlar ağır pistte koştular. Evet. Ağır pistte start aldılar. Şimdi Severus Snape'in ben gözlemlediğim kadarıyla ağır pist onun çok lehine olduğunu düşünmüyorum. Lehine olmadığı bir pistte 800'lerin olarda teşvikle gidip de düzlükte şartlar ne olsa olsun önde hızlı giden yarışı koparmak isteyen bir taktiksel bir mücadele veren King Davut burada başarılı da oldu. Ama 10 boy kadar bir fark var kapatıyor yani. Bu çok ciddi bir fark. Evet önde hızlı gittiğinde 800'lerin olarda kaçıp fark yaptığında o bunları yapınca foto finish hemen gelmez sana. Evet. Dolayısıyla temposu düşen bir atı yakalamak daha da kolay olur. Ama şartlar ne olursa olsun bakın burada Seven'in sinem siyah beyazlı forma görüldüğü üzere King Davut kaçtı. Ben doğru bir taktik olduğunu düşünüyorum. Herkes Seven'in sinepi görüyor. Beyaz kepli siyah beyaz evet. forma en dışa çıktı şu an. Bir yani, durdurabilir miyiz yönetmenim? Bir dönersin evet. biraz geri alalım. Çünkü yani öndeki tayın şu anda evet dönsün. Tam dönerken durduralım. Yani o dönerken Severus Snape nerede? Evet. Oynatalım. Biraz daha gelsin. Evet. Şimdi tamam. durdum. Evet. Nereden baksan 8-10 boy fark var. Rahat var. Şartlar ne olursa olsun 2200 metre de olsa dediğim gibi taktiksel anlamda ben 800'lerde basıp gideceğim, bitireceğim diyen bir at var. Doğru bir taktik hem mesafeyi deniyor hem atın stilini deniyor. Atla ilgili en iyi gücü nasıl alabileceğini öngörmeye çalışıyorlar. Ama buralarda 800'lerden itibaren teşvik yapıp buralarda evet aksiyonun bozulmadığı Çin pistin iyi yerine de düştü. Ama şartlar ne olsa olsun bakın bak hala 7-8 boy kadar fark var. Görüyor musunuz? Şimdi bak 200 levhasını görelim. Bak gördün mü? Hala 5 boy fark var. Hala. Tekrar ediyorum. Önde temposu düşen bir atı, arkadan temposu devam eden bir at yakalamak çok zor değil. Yani daha doğrusu ara çok daha kolay kapanır. Temposu düştü, temposu devam ediyor, daha hızlı kapanır. Ama buna rağmen müthiş bir sprint yaptı, mesafeyi de tuttu. Tabii ki Gazi koşusunda bilemiyoruz pist nasıl olacak ama normal pistte koşulduğu takdirde Severus Snape'in favoriler içerisinde olmayı hak etti. Son yıllara bakıldığında muhakkak sürekli geçen sene Niyazi Polatyer'i kazanan Urfa Aslanı Gazi koşusunu kazandı ama Mehmet Akif Ersoy ve Sait Aksoy koşularında başarılı olan atların Gazi koşusunda ne kadar başarılı olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Herhalde en son 10 yıl içerisinde Massive Strong ve Secret Power kıstak koşusundan geldiler. Büyük başarı elde ettiler. Bu yılda kıstak koşusunu biraz sonra anlatacağımız için oralara yorumları bırakalım. King Davut'un yarışını ben beğendim. Gerçekten gayretli koştu ama pist lehineydi. Wolf Seifo üçüncülü kötü mü asla değil. Daha bir yarış bekliyordum. Yerin biraz yumuşak olmasıyla
ama beklentinin bir tık altında kaldı. Kötü koştu demeyiz. Takıyon da biliyorsun grup 2 kazandı İzmir'de. Yer biraz ağır olunca bu ve benzer atların lehine oluyor. Dolayısıyla da onun 4. yılı da kıymetli. Ama kazanan Severus'un hep bence rakiplerinden farklı. Doğal olarak Gazi koşusunda da dediğim gibi şanslı atlar arasında devam edecek. Koşu öyle çok fazla analiz olduğunu düşünmüyorum. En azından biri kapandı, daraldı, biri kaçırdı gibi bir durum söz konusu değil. Zaten böylesi pistlerde çok kolay da değil yani. Ağır pistte, ağır çimde uzun mesafe koşmak kolay değil. Severus Sinep Bey'i gidelim kutlayalım. Hocam Severus Sinep performansını konuşacaksın. Konser grubunda önemli detay var. Onu da sonra paylaşacağım. Seni lütfen paylaşın. Volsafe'nin evet. Koşu sonrasında çok iyi çağrılıyor konser grubuna. Müzik performansı soruluyor. Normal. Şimdi şöyle bir şey var. Yarıştan önce ciddi bir öncesi cuma gecesinden başlayan duyumlar hızla yayıldı. Atın bir takım sancılanma, rahatsızlanma, ateşlenme vesaire gibi rahatsızlığından bahsedildi. Sabaha kadar gezdirildiğini, bir türlü istirahat edemediğini ve atın çok düzelmediğini, düzeldiği kadarıyla bu şartlar altında koşulduğunu, bu şartlar altında koştuktan sonra bundan iyisini bir atın yapması imkan dahil değil. Yani. Kesinlikle. Yani. Oldukça harika bir yarış koştu. Volsafe zaten kağıt üzerinde belliydi. Bu yarış Severus'un hep Volsafe bitecekti. Öndeki at yer yumuşaklığından faydalandı ve Volsafe'nin rahatsızlanmasından faydalandı. Yoksa Volsafe bakın burada yarışı bıraktı halde bile yarım boy çok yakın kaybetti. Çok yakın kaybetti. Taşıyon, yani son metreler gevşeyince hani ikinci olabilir şansını mı? Taşıyon'a gelince sanki bir taktik yarışına çıkmış gibi İzmir'de kazandığı açık yarışta da bu ve benzeri stilde koşuyor. Önce yarışa ayak uyduramıyor fakat sonlarda çok güçlü geliyor. Eğer pist ayağına rahat gelip bugün için iyi koşmayıp da normal pistte de bu yarışı yaparsa çok sürpriz bir neticeye imza atabilecek yetenekte ve kapasitede güçte bir at. Diğer atlar için herhangi bir şey söylememiz imkanı. Hiçbir şey koşmam. Düzlükle dediği son metrelere gevşedi onu mu anladın? Selim Kaya kamçıyı sevmediğini ifade etmiş Safkan'ın. Evet. Sakatlanma riskinden dolayı da fazla yormadığını söylemiş. Antrenör demiş ki solunum yollarında problem var. Nefes alışlarında. Rapor yani evet. Savunma bu yönde verilmiş Ankara'da. Selim Kaya da burada ihtar almış. Peki. Hemen koşunun ardından İbrahim Kenazoğlu koşusu. Kısa vade 8 dişiler, 3 yaşlı İngilizler 2200 kuma çıktı. Çünkü yarış çimden kuma alındı. Yani çok enteresan sonuç tabii. Stone Force'un kapattığı ara, Martinel olan ara. Önce onu konuşacağız. Daha sonra da kısa vade 8, tamam pist değişti ama kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metre sonucu 4 boy, 18 boy, 16 boy olunca. Ya tabii şimdi yarış kuma alınca, azatlı olunca tabii ki koşmayı tercih ettiler. Yoksa bu kadar fark olmasının en büyük etkeni bu atların çoğu kumda gitmiyor. Koşuda gerçekten ikinci olan Martina taktiksel anlamda biraz önce anlattığım King Davut gibi bir stil uyguladı. Sadece biraz daha bekleyebilirdi. Yani 600'leri bekleseydi heyecan olabilirdi ama tabii ki alınan karar bu yönde. Ahmet inisiyatif mi aldı atın ilgilerimi söyledi. Bilemiyorum. Yoksa aslında koşu lehine gidiyor. Bak buralarda dördüncülükte aslında yavaş da gitmiyor yarış. Fakat koşu içerisinde en şanslı atlardan rakiplerinden bir tanesi arkalarda. O da muhtemelen kum yediği için adapte olamıyor ama kuvvetli bir tay. Ve çok iyi bir yer buldu. Martin'e kaçtığında içeriden çıktı. Çok avantajlı bir yerden çıktı. Aslında burada bak 1200 geçiliyor görüyor musun? Gözlükleri de indirdi. Ya da ben öyle gördüm. Bak geldi. Atın temposunu bozamıştım. Buralarda biraz ele alabilirdi. Evet. Bak burada gözlüğü indirdi. Bak buralarda biraz ele alabilirdi. Atın aksiyonu bozulmasın dedi. Ayrıyeten madem biraz aksiyonu da tamamladı gidiyoruz biraz daha yürüttüreyim deyince çok ciddi fark oldu. Şimdi burada 20 boy var mı? Ya 20 boy yok ama bak şimdi buradaki Strong Force'da koşu kazanan çok iyi yerden çıkacak. Bak öndeki 3 at var. Görüyor musun? Şimdi kumda viraj üstü bu 3 atı durmuş 3 atı temposu duymuş yavaşlamış 3 atı atlamak kolay değil. Şansına bak içerideki o dışı ortaya geldi kuvveti olunca aradan girdi devam etti. Bir de 50 metre daha oyalansa yakalayamayacaktı. Öndeki atta öne geçtiğinde 1200'ün 1100'ün oraya geldiğinde biraz daha 600'lere kadar öyle idare edip kaçsa o da bitirebilirdi.
Artık sonlara doğru atçılı diye bir laf sen duvarına çarptı. Ama bu Martina bence çok yetenekli bir at. Yani ben çok beğendim yarışını. Kumpis'te her an zaten çimde kazanmış aslında iki yarış ama Kumpis'te dişilerde birçok çok yarış var. Çok başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü hadi dediğinde bir yan hızlanır bir yan bir at. Jokey'ine çok sorun da çıkarmıyor. Yetenekli. Kazan Aspiron Force'u da kutlayalım. Sonuç itibariyle bu hatta daha yeni yeni kendine geliyor. Altıncı koşusunda kısa vade 8-1 birincilik söz konusu. Zaten daha 4.25'ine meydine veda etti. Geldi İstanbul'da bir ikinci oldu. Kadir Keçecioğlu yarışında ardından bu yarışı kayıt yaptırdı ve kazanmasını bildi. Birinci, ikinci olan atlar kumda başarılı olacağı aşikar. Diğer atlar kumda çok bir performans sergilemeyecek. Koşu kazansı Strong Force'un önü açık. Daha yeni yeni kendine geliyor. Sağlıklı bir Strong Force önümüzdeki yıl çok daha etkili yarışlar olacaktır. Yani. Çok güçlü bir at. Yarışını çok beğendim. Evet hocam, Strong Force son sözü söyledi. Ciddi arayı kapattı ve kazandı. Benim hep söylediğim bir şey vardır. Benim değil, daha doğrusu eski atçıların bizlere öğrettiği çok klasik bir cümle vardır. At ağırda koşar, yarış kayıtta kazanılır. Bu yarışlar zaten 3 aşağı 5 yukarı böyle olacağı belliydi. Hep söylüyoruz, insanlar çok yarış olunca doğru seçimler yapamıyorlar. Hep gözler yükseklerde oluyor. Kıslak kostuna gidiyorlar. Mesela Ankara'dan kıslak kostuna, Ankara'da kalmayıp da İstanbul'a kıslak kostuna gelen en az 10-12 at olmuştur. Hep söylediğim bir şey vardır. Nasıl bir yarışın birinci ikincisi varsa sonuncusu ve sondan evvel olanları da olacaktır. Bu yarışı öncelikle Storm Force ve ilgililerinin, Martina ve ilgililerinin bu atlarda kıslak kostu koşabilecek potansiyele sahiplerdi. Ama gerek atlarını koruma gerekse daha yumuşak bir grupta koşma adına Ankara'da kalmayı ve bu uygun grupta koşmayı denediler. Her iki at da oldukça güzel koştu. Önde Martina biraz fazla mübalağa etti. Yani benim söylediğim bir şey vardı. Türkiye'nin en zor pisti bence Ankara pistidir. Çok kaba, çok zorlayıcı pist. Her ne kadar da yağış da olsa atlar görüyorsunuz yani Martina'nın durması yok. Arkadakiler daha evvel durdu. Yani düz yola çıkamadılar. Evet, çıkamadılar. Şu üçte resmen ani durunca da Storm Force'un oradan çıkması zora girdi. Hişman çevik davrandı. Ani orada aradan daldı ve çıktı. Şuraya bakın yani. Düz yola çıkamıyorlar evet, yani. Yürüyecek halleri kalmadı atların. Herhalde kıslak kostuna koşmayıp da şimdi bu yarış tekrarını seyredince çok pişman olanlar olmuştur yani. Çok güzel bir yarış oldu. Başta Storm Force'un ilgilerini, Martina'nın ilgilerini, her ikisi de çok doğru bir karar verip Ankara'da kalıp yarışı 1-2 bitirerek hem ekürleri adına maddi manevi güzel bir destek olmuşlardır. Başarılarının devamını diliyorum. Tebrik ediyoruz Stone Force ilgilerini ve Hışpan sizi efendim. Ve pazar günü büyük bir heyecan vardı İstanbul'da. Önce Sait Aksu'na gidiyoruz. Grup 2, 3 yaşlı İngilizler 2200 çime çıktı. Erkek terdirme galibi Madras, Sait Aksu'nu da kazandı. Çim'de 2-2 yaptı. Gazi koşusu öncesi önemli bir moral buldu Özcan Yıldırım'la. Blue Sunset koşuları ikinci ayrılırken Zizka, Tolgol, Festival Fever 3-4-5 oldular Gökhan. Şimdi Zadik'cim saat koşusunda ilk 5'e giren atlar çok iyi performans sergilediler. Yani bu atları tek tek bir yarışta analiz etmek lazım. Şimdi Festival Fever 5. oldu. Aslında start verildikten sonra her şey lehine gitti. Yani çok hızlı gitmedi. Yarışı kendi istediği gibi götürdü ama bu at kuvvetli bir at. Bir türlü adaptasyon olamıyor yarışa. Bir türlü kendini veremiyormuş gibi geliyor. Yani ya da vidası varsa sıkılacak bilemiyorum ama sonuç itibariyle yılın flash tayı olarak geldi ve kazanarak başladı sentetik pistte. Ardından bu yarışlarda çok daha etkili olabilecek durumdaydı. Konumdaydı. Fakat etkisiz değil ama o beklenen performansı sergilemiyor. Yine de çok unutulmaması gereken bir at. Şartlar ne olsa olsun işte 2.15 65-85 biten yarışta 2.16-40 yani bir saniye bile fark yok. Hani 70 salise gibi bir farkla 5. bitiriyor. Torgold ne kadar kuvvetli iyi bir at olduğunu hep paylaştık, dile getirdik. Biraz içeri meyelim vardı. Bu yarışta çok fazla içeri doğru gelmedi. Bir 3 numaralarda bir kapandı, aksiyonu bozuldu. Her an öndeki rakiplerini geçebilecek yetenekli bir at. Bunu hepimiz biliyoruz. Sadece koşu içerisinde iyi yerdeydi, düzlükte daraldı. Zizka, ben çok beğendim bu atın yarışını. Çünkü
Bu hatta 7. yarışında Sait Aksan koşusuna start alıyor. 8. yarışında Gazi koşusuna çıkacak. Bu yolu 3 kere koştu. Yani 1400, 1600, 2200, bu atlar kışın yapmış. Geçen sene çok yıpranmamış bir attan bahsediyoruz. Ve yakın ara diplerinde 3. oluyor. O yüzden de Zıska asla yaban atılabilecek bir at değil. Zadik. Ve daha ilerleyen zamanlarda bu atların taktiksel oranda nasıl koşu içerisinde analiz ettiğinde daha başarılı olacağını da paylaşacağım, ama atın ilgileri zaten bizden fazla ilgileneceklerdir. Biz 800'ü alabilirsek yönetmenim, şimdi Blue Sunset'ten bahsetmek istiyorum. Yani Blue Sunset hepimiz çok iyi biliyoruz ki bariyer dibini seven, bariyer dibinde olduğunda daha garip olabilen bir at. 800'ün oralarda öndeki bir atın bak buralarda şimdi nerede? Şu an dışarı çıktı. Evet. Şimdi bak, önde teşvik yapan bir atlar, o arkasında kalmadı. Daha gerideydi bu olay. Daha gerideydi. Onun temposundan da bir şey almak zorunda Gökhan orada. Bak, oynatalım biraz daha. Hmm. Bak şimdi. Öndeki atın arka kalmadı. Oranın temposu. Ben bak, yürüttürüp dışarıya aldı. Evet. Aslında koşunun gidişatı olarak doğru bir hamle yaptı. Ama bu at biliyorsun ki daha kısa sprint ve bariyer dibini seviyor. Ama Gökhan bana kalırsa tamamıyla Gazi koşusunu ve atı bu mesafede görme adına tam koşunun gidişatına göre hareket etti. Şimdi Gazi koşusunu böyle yapmaz. Hı. Mesafeyi gördü, atı gördü. Acele etmez. Arkalarda saklanır, bariyer dibinde kalır. Kısaltabildiği kadar kısaltır. Ve bu at bir kamçı teşviği bile almadı bu yarışta. Evet, bak almadı. İlk defa da bu kadar dışarıları çıktı. Eğer ondaki atın temposu düşmeyip de akabilseydi, bariyer dibinden çıksaydı şu an kontak 6. olan at oralarda olsaydı çok büyük bir heyecan olur. Doğru mu? Hı. Ben inanılmaz beğendim Blue Sunset'in yarışını. Zaten sıkıntılı at. Atın ilgileri muhtemelen gece gündüz yanında yatıyorlar. Bir iki vidasını daha sıkarsalar ki uğraşıyorlardır. Bu at çok şanslı olacaktır. Bak buralarda o da bıraktı. Bir kamçı teşviği yok. Hmm. Çünkü içeri doğru meyilleniyor. Atların üstüne yatıyor. Bıraksa neredeyse foil olacak. Koşuyu düzlü bir de alabilir miyiz? Koşuyu kazanan Madras geçen sene Pitfall'u geçtiğinde burada hocayla birlikte anlatmıştık. Şartlar ne olsun olsun 2 yaşlı Tay sentetik pistte çok iyi koşan bir rakibini 5-6 bölgeden fark yaptı. Adana'da bir şanssızlık yaşadı biliyorsun. Ardından tekrardan toparlayıp ikinci oldu. Ve erkek tayinimde müthiş bir performans var. Bak buralarda teşvikle gelen, yürüttüren neredeyse tek at. Geri kalan hepsi ufak ufak yürüttürüyor. O tamamıyla teşvikini yaparak koşu kazanmak için buralarda ciddi bir teşvik alıyor. Atın yapısı böyle. Ta ki ne zaman rakiplerini yakaladı, sol ayağını da üzerine aldı. Sonrasında zaten gayretini devam ettiren, isteyen atlar böyle yarışları kazanıyor. Madras da bunlardan bir tanesi oldu. Bence Gazi'nin de haklı favoriler arasında. Ama Blue Sunset'in de bu anlattıklarımı Gazi koşusunda ben Gökhan tamamıyla her şeyi lehine çevireceğini düşünüyorum. Kalacak böyle bir atana, akan atların arkasına bariyer dibinde çok iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Madras ve ilgilerini kutlayalım. Bu yarışta muhtemelen ilk 6 sıralama Gazi koşusunda da göreceğiz. 6'sı da başarılı koştu ama ilk 5'teki isimler Gazi koşusunda da ilk 5 bitirse niye bitirdi diyemeyeceğiz, evet, şekilde bir performansları var. Hepsinin ilgilerini kutlayalım. Sağ salim Gazi koşusuna kadar yolculukları devam etsin. Umarız öyle olur. Evet. Hocam Madras erkek tayinlerinden sonra Sait Aksan'ı da kazandı. Çim'de 2-2 yaptı. Neler söylersin? Vallahi biz yarıştan önce söyledik Zadik'cim. Yarışı festival fır çıkar. Bir yeri alır mısınız? Biz. Beni de ekrandan alın. Beni de alın. Şimdi biraz sonra şu virajı dönerken şu festival fırına bir zoom yürü. Bak ben burada ikaz ettim. Bu at çıkarken grubu da götürebilir. Her an bu at her şeye meyilli dedim. Bak biraz sonra bir niyetlenecek. Mustafa çevik davranacak. At biraz sonra böyle bir dışarı gider gibi meyillenecek. Dikkatli seyredin bana. Bak görüyor musun? Evet. Biz ben biz bunu söyledim. İlk defa iki tur koşuyor. Söyledim mi? Çıktı. Yarış yavaş gider dedim. Yine festival sıfır götürür. Ve bu kez en iyi yarışını koşar dedim. Koştu mu? Sonuna kadar koştu. Ekürüsüne Gökhan Kocakaya binecek. Çok şeyi değiştirir. Çok etkili bir yarış koşar dedim. Hatta Twitter'da falan arkamdan sallayanlar oldu. Ben buraya 40 senemi verdim. Hiç boşa konuşmam. Al işte Blue Sunset Gökhan Kocakaya geldi. Hatta ben biraz da ironi yaparak mekanın sahibi geldi dedim. Alaylık ikinci oldu. Hiç zorlamadı at. Evet, kendi halinde tamam. İkinci oldu. At hiç zorlanmadan ikinci oldu. Yani o çok jokerlerin daha dünyada yokken biz bunları biliyorduk. Al etmeye devam edebilirler de onlar kendi şahsi tercihleri. Benim açımdan hiçbir sakınca yok. Cesur Ali. Bence Cesur Ali ayağına pis sert geliyor.
Ankara'da kalmalıydı. Ankara'daki Mehmet Akif Ersoy kostümünde en sevdiği pist çamur pistte koşacaktı. Çamur pistte de yarış kazanma başarısı dahi gösterebilirdi. Burada pek etkili bir yarış sergileyemedi. Thorgold fena koşmadı. Zıska hep iyi koşuyor. Düz yola en iyi yerde çıktı. En iyi ilk hamleyi yapan at. Öndeki gruba ilk hamleyi yaparak geldi, hakim oldu. Ama o neyse bir şey, o bir şey atın bir sonraki seviye taşımasına mani oluyor. Yoksa o da en az bu seviyede, bu yetenekte bir safkan. Ama Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksin. Yarışlar ne kadar hızlı giderse Madras'ın işi kolaylaşır. Onu da söyledik. Bak sonlarda zorlansa da iyi, yarışın yavaş gitmesinden zorlandı. Biraz da yorgun izlenim verdi ama ben inanıyorum bir 20 gün makul, yeterli bir süredir Gazi Kostu'na yine Madras gibi koşup beklenen en iyi performansını sergileyecektir. Madras'ı, Blue Sands'ı, ilk 5'in, ben şöyle bir şey söyleyeyim, bu yarıştaki ilk 5'teki atların hepsi güzel koştu. Güzel. Yani Festival Fever yarışa çok güzel bir tempo verdi ve 5'incilikle derece aldı en azından yani. Thorgold içerilerde bir ara istediği yerleri bulamadı. Bulsa farklı olurdu. Zıska ilk düz yol önüne çıkıp ciddi hamleyle ağırlığını koydu. Fakat devamında rakiplerin ataklarına karşı koyamadı. Diğer iki hatta gerek Madras gerekse Blue Sunset muhteşem performans sergileyerek yarışı birinci ve ikinci olarak pistten ayrıldılar. Bütün atların ilgililerini bize böyle güzel harika bir yarış seyrettikleri için teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Biz de tebrik ediyoruz Madras'ı ve ilgililerini Özcan Yıldırım'a. Ahmet Cemal Kuru'ya aldığımız mücadele grup 3 dişiler 2023 için de 8 safkan mücadele etti ve geçen yılın en iyi diş dayı General Birelli bu yılda kazanmayı başardı. Evet. Kendini hatırlattı. Yani bu yıl başlamamıştı. Evet. Ya koşan diye rahatsızlık etmeyelim. Hepsi oldukça başarılı kariyerleri var. Kazanmasını biliyorlar. Ama General Birelli iyi olduğunda bu rakiplerini geçti. Geçmede devam edecektir. Ama bu yıl geçen yılki gibi başlayamadı. Doğal olarak çünkü sezon erken başladı. Muhteşem bir sezonun ardından açılışı Şubat ayında, Ocak ayında Antalya'da yaptı. Ama bugün için tamamen koşuda güce bindirdi. Startta birlikte liderliği aldı. Ve at geçen yılı aratmayacak bir şekilde bir performans sergileyip kazanmasını bildi. Tabi burada bakıldığı zaman eğer General Birelli geçen yılki performansını yaparsa kazandığını paylaşmıştık. Ama yapmazsa diğer atların aralarına çok büyük bir fark yok. Mesela yükselişte olan, son yarışı iyi olan Estimate geldi, ikinci oldu. Yani evet, iyi yerdeydi. Hardtop üstte gerçekten çok istikrarlı bir atladık. Yani bu at 6 yaşında, 2 yaşından beri start oluyor ve 3 yıldır grup yarışlarda yakın ara kazanıyor, yakın ara bitiriyor. Tabela içerisinde kalıyor. Mücadeleyi bırakmıyor. Bugün için yine 3. oldu. Ben Splendid'de bu yarışta çok şeyler bekliyordum. Çünkü hem hazırlıkları hem de yarışın gidişatın lehine olacağını düşünmüştüm. Bir sentetik yarış gördükten sonra 3 tane çim yarışı var ki ikisi de kısa vadeydi. Bu yarışta tamamen her şey lehineydi. Kötü mü koştu? Hayır. Belki biraz daha önlerde gitse daha iyi koşabilir miydi? Evet. Çünkü Splendid biraz daha önlerde gittiğinde daha başarılı oluyor. Ama koşu içerisinde yeri çok iyi. Aksiyonu da bozulmadan düzlüğe çıktı. Fakat dediğim gibi o beklenen hamleyi yapamıyor bir türlü. Bakalım ne zaman yapacak ama yıl içerisinde yapacaktır. Çok iyi bir at, Splendid. Pranayama koşunun en iyi yerine gitti. En iyi yerinde döndü. Düzlük dönüldü. Ön açık arttıramadı. Kaldı. Yani bir gayreti yok. Ya bu grubun atı değil ya da bir vidası sıkılması gerekiyor ki bu grupla baş etsin. Çünkü koşunun gidişatında en iyi yerdeydi. En iyi yerde döndü. Devam ettiremedi. Top alacak olsak General Birelli ve ilgilerini kutlayalım. Diğer atlar istikrarlı koşuyor. İkinci olan Estimate gayretli bir at. Bakalım o da evet, bu yarışta ikincinin ardından bu tarz koşularda devam gelecek. Devam yani gelecek. Evet. Evet hocam, yine bir yerde. Çok güzel, çok sevimli bir at. Yani piste yakın birinci türbünden bizim derneğin, İngiliz derneğinden seyrettim. Piste çıktığı zaman geçtiğimiz yılki kadar iyi bir General Birelli izlenimi yok ama son yarışlarına göre bir tık toparlanmış. O bile yetti. İkincisi ciddi rakipleri ciddi avanslar verdiler. Kazansın diye elinden yaptılar. Mehmet Akyoz çok zeki bir çocuk. Çok zeki bir jockey. Ben başından beri söylüyorum.
Şimdi beni ekranına alır mısın? Nasıl sesimden kimi konuştuğu belli. Tempoya bak. 27. Sadece tempoya bakın. Ben bazen dijital platformlara söylüyorum. Tempo yalnızca pusuladır. Senin nereye gideceğini gösterir. Bak 27, 40. Daha da gidecek. Daha aşağı gidiyor. Evet, şimdi bu general Birelli kardeşim adeta Kenter gidiyor. Zaten bu mesafe en iyi olduğu günde dahi bir tık uzun general Birelli. General Birelli bana göre gerçek bir mailer. En iyi etkili mesafesi. Ben bunu dijital denemelere söyledim ve haklı çıktım. Bakın diğer yarı gelir gelmiyor değil. Uzunlarda da geliyor ama bu yarışta onu mağlup edecek iki at vardı. Şimdi buralarda bir durduralım. Bakın şimdi. Yarış kariyeri boyunca yalnız önde giden bir Splendid var. Şu an Splendid'la General Birelli'nin arası 5 boy. Hartefüs'ün arası yaklaşık 8 boy falan. Şimdi General Birelli kalibresinde bir ata 1005 geçirdiğin zaman. Bu tempoyu geçirirsen. Bak şimdi. General Birelli 4.80 geçiyorsa Splendid burada 6 civarı geçiyor. Herhalde Hartofüs'ü de 6.5 falan geçiyor. Geçmiş olsun. Devam edelim yarışı. Böyle geçemezsin abi bu atları. Yani bu atı zaten kendi stilinde kosta. Splendid mesela çok zorlarmış. Splendid çok kendi stili çünkü Splendid'in bu değil. Hı. Splendid böyle arkada ne var ne yok tutarak koşacak bir at. Hiç böyle koşmadı ki zaten. Splendid genelde 2-3 gider. Gidenin hemen arkasına gider. Düz yolda ani bir hamleyle bastırır. Kazanır. Kazanamazsa kazanamaz. Ama bu şartlar altında ben bazen halk arasında kullanılan güzel bir terim kullanıyorum. Şimdi buraya kadar hiç yorulmadan gelen ben. Bir de burada bir hafif bir 3 boy falan bir ara yaptı. Geçmiş olsun. Sen kasatın. Yani bayram geldi. Al kızım bu bir tepsi baklava ye dedin. O da yiyecek yani. Başka bir lüksü yok. Daha iyi ata daha fazla avantaj sağlarsan atın kazanmasından başka kaçınılacak bir son yoktur. Estimate fena koşmadı. Bir sonraki randevüde inanıyorum ki alttan gelecek safkanlar, genç üçlüler bir yarış sonra değilse bile bu Gazi Kostu'ndan sonraki Temmuz ve Ağustos sürecinde hatta sonbaharda üç yaşlılar General Birelli'ye bile zor gelebilirler. Daha ciddi genç rakipler gelecektir kanaatindeyim. Tebrik ediyoruz General Birelli'yi ve ilgililerini efendim. Ve kısrak kursuna geliyoruz. Grup 1 dişiler, 3 yaşlı İngilizler 2100'e çıktı. Kalınlık bir katılım vardı. Ve dijital deneme ikincisi Mangus da bu kez Ahmet Çelik'le kısrak kursunu kazanmayı başardı ama son yılların en enteresan tabelası oluştu. Evet. Yani enteresan diyorum çünkü Look at the Stars kazansa ikinci gelen safkan 107 liradan yanı vardı. %0. Yani sahibinde bile yok derler ya. Sitede yani, 165 yazıyor. 165? Yani sahibinde bile yok derler ya. %0. Nagudura Tonks hemen üçüncü. O da %1. 55 lira ganyanı var. Normal bu ganyanlar çünkü bu iki atın böyle bir performans söz konusu değil yani grup bir yarışta. Çok iyi yarışa koştular. Şimdi Zadik'cim Mangus'ta geçen senenin özellikle Ankara'nın flash tayı. Yani 4'te 4 yaptı ve 4. yarışı sezon kapanış koşusu Kraliçe Elizabeth yarışı grup 2 kazanarak bitirdi. Bu yıl geldi kötü mü koştu? Hayır. Bu yıl geldiğinde ne yaptı? İstanbul'da Derya Beşikçi koşusunda start aldı. Doğal olarak ardından Dijital denemeye gelecek. Bu ve benzer atların zaten koşu programı bellidir. Sentete alındı. 4. bitirdi şimdi. Dijital denemin ikincisi bu at. Ve koşuyu kazanan da Giz. Geçen senenin Sakarya koşusu galibi ve istikrarlı bir kısrak. Şimdi fakat bu at Mangus da dijital denemede ilk 3'te gitti. Yakın ara gitti yani. Yakın ara gidince sonlara doğru çok etkili gelen ciddi rakibini geçemedi. İkinci bitirdi. Fakat bu yarışta daha start verilir verilmez. Şimdi bir şey alabilir miyiz start çıkışına yönetmenim rica ediyorum. Şimdi buralarda hepimiz çok iyi biliyoruz ki ben yıllarca at binmiş bir adamım. Start verdi 100 metreleri yerini aldı. Bak izleyelim Mangusta'yı. Nerede ortalarda bak şimdi el aldı. Bak hemen Ahmet nereye gidiyor görüyor musun bak. Hemen boşluğu buldu bak yürüttürdü aldı bari bitti olay. Orada saklanıyor. Bu atlar zaten grup bir koştu için hemen hemen hepsi düzlüğe gelecek. Bak bir daha bir geri alabilir miyiz lütfen rica ediyorum. Bak verirsin start 2100. 100 metrede kaç starttan çıktı? 9. Bak 100 metrede hemen tuttu aldı içeriye gördün mü? Bak bak bitti olay bitti. Bitti burada atın devam edecekse mücadeleye ortaksın. Atın devam edecekse birinciyle ortaksın. Nitekim düzlüklerini biraz şansı yaver gitti. Öndeki atın temposu düşünce
kazanmasını, kolay kazanmasını bildi. Diğer yönü ne yapıyordu? Yerini aldıktan sonra önünde kim var 8-10 oralarda? Giz var. Giz ne kadar beklenen altında koşsa da 200 lira kadar gelecek. Seni taşıyacak yani. Bir yol bulma derdin yok. En iyi yeri aldın, en ciddi rakibini de önüne aldın. Olay bitti artık, atın devam ediyorsa bitecek o durum. O yüzden de Mangus da müthiş bir performans sergiledi. Yani o gün tabii ki Saat Aksiyon koşusu hocanın dediği gibi yavaş gitti, hızlı gitmedi ama son 800'ü bu yarış daha hızlı gitmesine rağmen son 8'i daha iyi. Burada bedava taktik de veriyoruz, ne kadar güzel işte. Ne söylüyorsun, böyle 4 geçer dedik, 4 geçti bile. Öyle, öyle doğru. Liquid The Star'ın ikinciliği, Imperadora Tonks'un üçüncülüğü sürpriz. Bir sonraki randevuda ne yaparlar bilemiyorum ama iyi koştular. Orut İncisi eğer ki kazandığı yarış ardından dijital denemeyi koşmayıp yani Nadas koşusunun ardından dijital deneme değil kısa koşusuna gelseydi burada senin sohbet etmiştik, hatırlıyor musun? Çok etkili olurdu. Dijital deneme kolay değil çünkü o mesafenin atı değil. Dijital denemeden bir daha kısa gelirsen yapabilecek bir şey yok. Bu sıcaklarda yol git gel yıpranıyor atlar. Aslında tecrübeli bir ekürü ama son itibariyle dijital denemi de es geçmek istemediler. Bosetti 5. oldu, ben yarışını beğendim. Şimdi bak buralarda giz önünde, hala önünde, görüyor musun? Evet. İzin arkasında isim dışarı yolunu buldu, açıldı, o da açıldı. Belli memurun zaten temposu düştü. Bak burada bir tane Ahmet dokunduracak. Ondan sonra kamçı teşvik ediyor ve kazandı. Yani babadan da kardeşler Nativan temsilcisi Secret Power Zadik. Evet. Aynı onun gibi devam ediyor. Gerçi o dijital deneyimi de kazanmıştı ama koşu stil ona benziyor. Start çıkışı biraz hoplayıp zıplıyordu. Arkada kalıyordu. Dezavantaj yaşıyordu. Biraz gücü erken harcıyordu. Şimdi Mangus da bunu da yapmaya çıkıyor. Başlıyor. Kolay gidiyor. Ben Gazi'nin en yani favori atlarının arasında olacaktır ve bunu sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Harika bir yarış yaptı. Gazi koşusunda da böyle iyi yerlere düşüp bekleyip tam ikini iyi ayarlarsa kesin fotoda bu yıl biraz foto finish karışacak yani Gazi koşusunda doğal olarak. Kutlayalım. Diğer atların çok büyük bir performansını ben göremedim. Ben Giz'in çok mesafe tutacağını düşünmüyorum. Herkes yani işte bazı aksilikler, bazı yaşananlar var. Ondan böyle koştuğunu düşünüyor. Olabilir. Ama ben geçen her ne kadar 1800 metre 2 yaşında kazansa da çok formdaydı. Yer çamurdu. Rahat bir birincilik elde etti. Müthiş yetenekli bir attı. Hiç sorun yok. Ama bence mesafe biraz aleyhine oluşum. Özellikle 2400 metre. Hemen dönüyoruz hocama. Mangus da dişlerden ikincisi, kısa koşu galip oldu Gazi koşu öncesinde. Vallahi dedik şimdi enteresan bir durum tabii. Şöyle oldu. Sezona güzel girdi. Nadas da fazla sıkıştırılmadı. Dijital denemede daha etkili bir yarış bekledik. Pek yaptı söylenemez. Giz'in bariz bir üstünlüğü vardı. Daha sonra baktım bu yarışa 7 tay cezalı taksit yatırarak girenler arasındaydı. Daha sonra Mangusta da bu 7'nin içindeydi. Hani acaba dedim kendimce at ilgilileri olabilir yani. Bu at kısa kısa gidecek. Gazi'de koşmayabilirler. Kıstak koşusunda pas geçecekler mi acaba? Şeyi verdi. Ama daha sonra cezalı taksitten katıldı. Ve harika bir neticeyle pistten ayrıldı. Zaten gerek geçtiğimiz yıl gerekse bu yılın başlarında ben şahsım adına sürekli aynı iki attan bahsettim. Giz ve Mangus da başka seviye atlar. Evet. Hani bir atların devamlı söyledim aynı şeyi. Bir at iyi koşabilir. Ne kadar iyi koşarsa bu ikisinin birden geçmesi kolay değil. Biraz geriye alabilir miyiz Yunus'cum? Biraz geriye alalım. Hiralar. Tamam. Pardon Hira. Şimdi ağır çekimle biraz bırakabiliriz. Şimdi yarış normal seviyede gidiyor. Her iki at da çok güzel yerden diren dibinden koşuyorlar. Mesafe kaybetmiyorlar. Burada yalnız Ninfidara Tonks müthiş bir atak yaptı. Çok sürpriz bir bugüne kadarki yarış kariyerinde en iyi yarışını koştu. Şimdi burada bir durduralım. Bir tık daha, bir kare daha oynatalım. Bir kare daha gelelim. Şimdi bakın içeride kareli forma, tamam Hira. İçeride kareli forma Giz, arkasında Mangusta. Önde Ninfidara Tonks. Şimdi şöyle bir şey var. Ben her zaman içtenlikle gördüğümü söylemekle mükellefim. Ha, benim fikrim beni bağlar. Normal serinde oynatalım yönetmenim. Şimdi Giz kesinlikle ciddi bir kilo kaybından çıktı pistte. Ben gördüm, atı çok beğenmedim. İki, at bana göre
kesin yani kesin demek belki çok kararlı bir cümle olabilir ama yine de hadi ufak bir esneklik koyalım. Bence tırnaklarında ciddi bir sorun var bu atın. Yumuşak pisti farklı koşuyor. İlk defa böyle sert çime çıktı ve en kötü yarışını koştu. Yani giz gibi bir at bu grupta ne olursa olsun tabelden çıkacak bir at değildi. Tamam, Magnus'ta geçebilir. Magnus'ta bir şeyler aldı. Look at the Star geçebilir. Yani yarışta hiçbir varlık göstermedi. 400'de bir böyle bir saman alevi gibi göründü ve kaldı. Magnus'ta ve ilgililerini kutluyoruz. Harika bir yarış koştu. Klas bir safkan. Bugün de ciddi spekülasyonlar oldu jockey tercihlerinde. Hepsinin yolu açık olsun. Kolay değil buraya bu kadar ciddi emeklerle ciddi kilometreyle geliyorlar. Herkesin gönlündeki gibi olsun. Magnus da güzel koştu. Look at the Star harika koştu. Nymphedora Tox bana göre kazananlar kadar iyi koştu ki ileriki yarış yaşamında bu atları zorlayacağı kesindir. Ohrid incisi bir yarış öncesi iyi değildi ama ondan önceki yarışında çok etkileyici bir yarışı vardı. Bosetti sezonun sonuna doğru olacak gibi görünüyor. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Shiroki fena bir at değil ama sanki bu atların hepsini geçebilecek kapasitesi yok. Bir alt sınıf gibi duruyor. Diğer atlar için çok fazla söylenecek bir şey yok. Bakalım hepsinin yolu açık olsun diyelim. Bir hafta içine gelelim. İçişleri Bakanlığı koşusu kısa vardı 8. 3 yaşlı İngilizler 1500 kuma çıktı. Koşu öncesi bir şanssızlık yaşandı. Pekerime geçmiş olsun diyelim ilgililerine. Start almadı ve Night of the Road yine kazandı kumda diyelim. Bundan önceki koşusunda yine bu pistte Anadolu Medeniyetleri koşusunu kazanmıştı 23 Mayıs'ta. Bu kez de İçişleri Bakanlığı koşusunu Müslüm Şerif'te bir kez daha kazandı. Aynı pist, aynı mesafe. Tabii burada en büyük etken Tale of the Dream'in startta birlikte liderliği alması. Rakibinin önde koşuya tempo verdiği için arkalarında kaldı. Ben Tale of the Dream'in yarışını da çok beğendim. Son itibariyle hem koşuya tempo veriyor hem de sözlükle rakibine direndi ama tabii ki kazanan at bu mesafelerde özellikle Ankara kumunda çok etkili Zadik. Böyle olunca da kazanmasını biliyor. Depperman bu sene İzmir'de öyle bir iki yarış yaptı ki yani uzun mesafe kum yarışlarının en iddialı, en iyi atlarından biriyim dercesine. Sonrasında bir aksilik yaşadı yarış öncesi ve beklentinin altında bir performans sergiledi. Sonrasında aynı atı daha göremedik. İnşallah o formuna, o performansına ulaşır. Yoksa kumda özellikle 3 yaşlarda çok etkili bir at. Yani İzmir'de Özcan'la kazandığı yarışı hatırlarsan evet. İnanılmazdı fotoya geçerken de. Ama işte bazen bazı atlar yaşanan yapılanlar aleyhine olabiliyor. Tekrardan pistlerde olması, koşu hayatının devam etmesi değerli. Toparlayacaktır Depperman için. Koşu kazanan Kind of the Road Zadik için bu at kumu devam ettiği sürece başarısı sürecektir. Çünkü gayretli at sonlara doğru buralarda hepsinin temposu düştü ama hep bu temponun düşmesinin ardından foto finişe yakın 2 mil fark yapıyor. Hala böyle bir gücünün olduğunu gösteriyor. Bu atlar bir arada devam edip koşacaklardır. Birbirini geçebilirler mi? İlk 3'teki at evet. Night of the Road Anadolu Medikleri koşusunu aldığından aynı mesafede bir kez İçişleri Bakanlığı koşusunu Müslüm Şehit'le kazandı hocam. Valla şimdi şöyle bir şey, bu yarıştan bile hala puan alıp ya da puan almasa bile yeterli puanıyla Gazi'ye bile gelebilecek atlar benim beklentilerim vardı. Yalnız aldığım duyumlar birkaç at için hiç hoş değil. Tabi ne kadar doğru olduğuna tam emin olmadığım için üzücü haberler yani birkaç tane atın bu yarıştan sakat çıktığıyla ilgili. Tabii önümüzdeki süreçte gerek ilgililerin açıklamaları gerekse atlar koşmaz istirahat ederlerse bunlar fark edilecektir. Depperman bir düşüşe geçti, toparlanamıyor. Yoksa bu grubun en kaliteli safkanı, bunlardan farklı klasta bir isim. Night of the Road ciddi bir isim ama bana göre sadece kum pist atı. Çin pistte aynı başarıları göstereceğini zannetmiyorum. Tale of the Dream iyi orijinli, güzel bir at. Bana göre çimde daha iyi koşması gerekiyor ama o atla ilgili de duyduğum şeyler benzer şeyler. Bir problem yaşamış. Yarıştan sonra bir ara verilecekmiş zannedersem bir sıkıntı yaşamış diyor. Eğer çok ciddi bir sıkıntı yaşamazsa ileriki yarış yaşamında gerek eşkali gerek pedigrisiyle kendini muhakkak pistlerde ben de buradayım dedirtecek yetenekte ve güçte bir isim.
İnşallah duyduklarımız doğru değildir ama doğruysa da geçmiş olsun demekten başka fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Tebrik ediyoruz ilgililerini ve Safkan'ı. Ve Niyaz Polat Erkoç'su kısa vadede 9, 3 yaş İngilizler 2023'e çıktı. Kartların yeniden dağıtıldığı bir koşu oldu. Sonra Kılıdır 9 start, Kumpist 6 birincilik, 3 ikincilik ve ilk kez çıktığı için pistte enteresan bir Sanok Kılıdır izledik. Öyle bir performans ortaya koydu ki çok iyi de aktı karıştı. Ve tercihini bu taydan yana kullandı Gazi koşusunda şimdilik diyelim. Ya böyle bir performans sergilen bir at için tabii ki bütün jokerlerin aklı karışır. Gerek mesafe gerek derece ve gerek kazanma biçimi. Şartlar ne olursa olsun düzlükte çok ciddi devam ediyor Ahmet, yürüttürüyor. Tam gücünü vermesi adına ufak tefek kamçı teşviği de var. Ama onun ardından da sonra 50 metreden enseye çöküyor. Potoyu geçmeden. Bu da büyük bir etken. Şimdi burada tabii ki çok hani atçının güzel tarafı var Zedik burada. Ne var atçının güzel tarafı? Bu at hayatını hiç çime ayak basmamış. Evet hiç. Yani ayağına Ahrasoğlu'yla yarış öncesi denk geldik, oturduk orada, tanıştık. Dolayısıyla hiç hani bizim idman sabahları idmanda gösteriyoruz, ona da hiç çıkmamış. At ilk defa çime, bu kuş da çıkıyor 2100 metrelik mesafeye, belki de hayatının kariyerin en iyi yarışını yapıyor. Canım. Ben atı ringde gördüğümde mesafe tutabileceği yani gözlemlemiştim. Çünkü uzun bir at, uzun bacaklı bir at. Zaten Cougar da çok yetenekli bir attı biliyorsun. Evet ama tabii çimde nasıl bir performans sergiler bilemiyorduk. Start verildikten sonra ben böyle bir baktım acaba aksiyonu nasıl diye. Ben çünkü Son of Kurgur geçen sakatlanan at neydi Zadık'cığım kışın iyi koşan? Söyleyeceğim şimdi. Selim Kaya'da bildiğin evet, son. O atı da Tendrek kostuna takip etmişim çimde nasıl aksiyon yapacak diye. O beklentini karşıladı. Yani çimde gideceğini söylemişti. Ama Son of Kugur öyle değil. Başladığı koşu içerisinde belli bir yere kadar aksiyonu da bozulmadı. Fakat buralardan sonra gördüğünüz üzere bak Ahmet ciddi dayanıyor, teşvik yapıyor doğal olarak. Kamçı da gösteriyor, dokunduruyor. Ama ne zaman rakiplerini geçti, baktı buralarda sesler azaldı. Ayak değiştirdi, sağ ayağını aldı. Hatta gevşeli tuttu, tekrar sol ayağını alacak bak buralarda. Ve böyle olunca ilk defa bu mesafede çim pistte ayak basan bir atın böyle bir performans sergilemesi doğal olarak gündem oldu yani. Zaten yani. Son of Kugur gündem bir at yani. Koşu hayatına başladığı andan itibaren hangi yarışı kazansa kazansın işte bir omba yönde kazanması, tutarak kazanması, fotoyu geçerken Jüken'in kantarını tekrardan doldurması dikkatleri üzerine çekiyor. Dereceli kazanıyor. İki tane grup koşu kazandı. 90 puanı aştı. Geldi İstanbul'a. Kesinlikle çime ve doğru yarışa çıktı. Yani doğru yarış seçime çıktı. Acaba bu yarışı yaparsa Gazi Koçu'na gider miyiz? Yapmazsa diye doğru bir yarış seçmişler ve 63 performans sergiledi. İlgileri kutlayalım. Alper abiye de selam olsun. Çok eski tanıdığımız, aile dostumuzdur. Iron Sky biraz sık koşuyor ama iyi koşuyor. İkinciliği önemli. Rat the Lightning yarışını yapamadı. Atı en iyi tanıyan jockey Mehmet Kaya aslında böyle bir taktikte koşmak istemedi. Önlere yakın gidip altları yürütecek biraz, ama önetlendi var yani oldu. Bize doğru şey oldu. Mehmet de biraz yapamadı at. Sıkıldı sıkıldı. Kazan atı geçer çok yanlış ayrı olur. Ama ikinciliği kaybetmezdi. Kaybetmez. Sıkıldı at. Hayır. Ya, uzun at. İtibaren. Abi uzun at. Bu atta başarılı olmak istiyorsan bir önceki yarışın aynısını yapacaktır. Mehmet de bunu biliyor. Bunun bilincinde. Buralarda yeri de iyi ama yapamadı. Akamadı. Hayır. Akamadı. Bak şimdi buralarda nereye gidecek ki? Atların dışına alamaz. Önde 3 at var. Bekliyor ki bir boşluk olsun. Hı-hı. Ya da yarış hızlansın ki ben de yürüttüreyim diye. Bak şimdi buraları görüyor musun bak. Hı-hı. Yeri iyi aslında. Yeri iyi ama akamadı. Eğer ki burada ikincilikteki atın yerinde olsaydı şu an yürüttürecekti. Düzlüğü iki önde dönecekti. Sonra Son of Kugur gelirdi ama ikincilik kaybedeceğini zannetmiyorum. Bak buralarda hala tutuyor bak görüyor musun? Tutuyor mu? Tutmak zorunda kalıyor daha doğrusu yani. Tutarken tutmak zorunda kalıyor. Yürüttüremiyor bak. Dışarıdaki atlar bak burada tuttu. Bir aksiyonu bozuldu. İşte rahatlayamadı böyle bize. Tabii tabii kesinlikle. Sonra dediğinde aksiyonu bozuldu olmadı. Aslan Dubai dördüncülü değerli ama hep arkalarda kalıyor. Geliyor yetiştiremiyor. Bu sefer ne oldu? Düzlüğü döndü önlerde devam ettiremedi. İyi bir at ama grup bir atı statüsünde değil şu an. İlerleyen zamanlarda farklı şeyler performans sergilerse görürüz. Borge bence beklenen altında koştu yani. Buralarda hani atın gayreti yok. Hani belki biraz da devam etse gelse 3. 4. mücadelesi yapsa evet ama atın bir gayreti yok. Bir önceki müthiş performans sergilemedi. Belki bugünlüktür. Bilemiyorum. Koşu kazanan Son of Kugru ve İlgin'i kutlayalım. Fenomen başladı koşu hayatına.
hakikaten son yarışı da gündem oldu yani. Bütün sosyal medyada, atçılık camiası her yeri bir anda gündeme taşıdı. Müthiş bir performans sergiledi. Sağ salim hepsi Gazi kursuna gelsinler. Evet, 10. startında çift piste gören Sano Kulur öyle bir koşu yaptı ki bir anda gündem oldu. En çok konuşulan isimdi. Şimdi tabi bunu iten nedenler vardı. Bizler burada sadece koşan yarış üzerine konuşabiliyoruz. Veya ben, sen, Gökhan veyahut da diğer büyüklerimiz veyahut da arkadaşlarımız. Herkesin ortak kararı ilgilileri olarak sizler alıyorsunuz. At geçtiğimiz yıl sonbaharda yarış hayatına başlıyor. Kaliteli bir safkan basıyor gidiyor adeta yarış yapmıyor ama pek şuurlu da yapmıyor yani şuursuz gibi gidiyor. E siz de işte öyle bir atı ne Ankara'da ne de burada getirip Sakarya'da veya Çaldıran'da çim pistte denemiyorsunuz. Adana'ya gidiyorsunuz yine benzer bir durum oluyor yine denemiyorsunuz. Yaz mevsimi başlıyor İstanbul'a Ankara'ya hiç teşebbüs dahi etmiyorsunuz. Bu hal böyle olunca ortada Fısıltı gazetesinde konuşulan işte tırnanla bu var arkasında bu var. Ben ne arkasına ne önüne bakarım. Koşan at muhteşem koştu. Bir, bu atı hangi veteriner ilgilendiyse, hangi veteriner bu ata bu performansı yapmasında bu sağlık sorunlarını hallettiyse öncelikle o arkadaşım ve arkadaşların eline sağlık diyelim bir. İkincisi, biz bu atı defalarca seyrettik. Televizyonda dahi olsa. Ben ilk defa canlı duyuyordum bu atı. At dün inanılmaz kendinden emin. Kupkuru ki dün oldukça sıkıcı. Bir İngiliz atını da rahatsız edecek düzeyde bir nem vardı. At startın arkasında diğer atların özellikle diğer atın starta girmesinde yaşadığı sıkıntılara rağmen hiç mi tesir olmadı. Gayet sakindi. Böyle bakıyordu. Kendinden emin adımlarla geldi. Koştu. Yani şunu diyebilirsiniz. Bu yarış bir sayı taksonunda koşan atlarla kıyaslanmayabilir veyahut da nasıl bir ne diyelim bir kıstak kostundaki atlarla kıyaslanmayabilir ama bunun birinciliği de starttan yeni çıkmış gibi yani. Evet. Ben dereceye bakmam. Derece benim için pek ölçü değildir. Ne olursa olsun. At burada şuraya bakın şimdi. Bu at burada çıkmadı starttan herhalde. Hepsi aynı starttan çıktı. Bir tur döndü geldiler yani. İkinci söyleyeceğim şeyler atın ilgilerini kutluyorum. Başta tabii ki Alper Ciğer'i. Öyle 3-5 milyon at alıp koşmak, kazanmak çok güzel işlerdir. Bildiğim kadarıyla bu at çok küçük bütçelerle alınmış. Kuğur'u tebrik ediyorum. Eray Azar'ı tebrik ediyorum. İnandığı yolda çok çabaladı Kuğur'un bir yerlere gelmesi için. Bizler de inandık. Ben mesela bu sene birçok arkadaşımla yaptığımız sohbetlerde şey yaptık. Çünkü Kuğur'un aygın olmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi anne hattında Kulmur'un oldukça gözde bir aygır olan Kamelot'un kağıdında olması bu atın da bir faktördür. Aygırlıkta anne hattı oldukça bir faktördür. Cougar'ın, Son of Cougar'ın atın tüm ilgililerinin yolu açık olsun. Bildiğimiz kadarıyla Ahmet kararını vermiş. Yani Ahmet'in de yolu açık olsun. Herkesin kararlarına saygı duymak zorundayız. Ben de çok olsam ben de bu at tercih ederdim. Çok insanın kafasını karıştıracak bir performans yaptı. İstikrarlı koşuyor. Hayatında hiç üçüncü olmadı. Bunlar da bir faktördür. Erkek bir tay. Çok sakindi. Yol açık olsun diyelim. Her şey gönüllerince olsun. İnşallah Gazi günü de en iyi performans sergileyerek ekürüsünü sevindirir. Bizler de tekrar görüşlerimizi beyan ederiz. Evet, kolay değil. Cumartesi günü sevgilisini hep de kazanıyorsunuz. Bir anda göz önüne gidiyor. Pazar Mahmut Sel kısa kostunu kazanıyorsunuz. Bir anda o tarafa gidiyorsunuz. Ha. Üç gün sonra gelip böyle performansla. Şöyle Ahmet tabii ki 7 yıl üst üste kazandı. Gazi kostunda ne kadar etkili olduğunu herkes biliyor. Tabii ki öncesi yarışlardaki şans atlara binmesi önemli ama ciddi başarı elde etti yani. Hani, evet. Düşünsene Mehmet Akif Ersoy. Kısrak ve Niyazi Polat'ta 3 tane birincilik var. Kolay değil yani. 3'ünü kazandı yani. Ve artık tayin eden kişi Ahmet Çelik. Ben bunu daha evvel dijital yayında da söyledim. Yani eskiden Ahmet at arıyordu. Veyahut da nasıl diyeyim işte. Sen beğenmiyorsun ben biniyorum. Ben beğenmiyorum Gökhan biniyor. Artık o iş kalktı. Ahmet kimi isterse ona biniyor. Ondan artanlara diğerleri biniyor. Hırs. Bak ondan arkaya kalanlar için bile hır çıktı. Tabii. Yani bak 24 saat dayanamadılar. Dayanamadım. 24 saat ki çok kısa bir süre ya bu işi. 24 saati dolduramadılar ya. Evet.
Bakacağız neler olacağını. Tabii ki. Ve epik koşu koşusuyla kapanışı yapacağız. Koşulmuş koşularda. Grup 3 çıkar İngilizler. 1600 şimdi. Yani geçen yılın Gazi favorisi, önemli ismi. Ama bu yıl iyi başlayamam. Native Power. Ben buradayım dedi. Beni nasıl unuttunuz? Ganyan'ı 23 Eylül'ün ben. Yani en son aklıma gelecek bir şey. Biz unutmadık. O bize kendini unutturdu. Evet, unutturdu ilk performansıyla. En fikrimizi de çok güzel özetledim. Ya şimdi ben akıl röportaj yaparken akıl sürüyorum, bunu söyledim. Erkek Terdilem ikincisi, Sait Aksu'nun ikincisi, Gazi beşincisi Gazi yakın ara. Ama bu yıl hakikaten beklentinin altında başladı Zadik. Yani tabii ki koşu içerisinde çok iyi bir performans sergilen bir atlar. Tamto Şahin müthiş yarış yaptı bu at. Bu at hani gerçekten tam böyle sağlıklı, aktif bir şekilde koşsa orta mesafenin en iyi atlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum Tamto Şahin'in. Müthiş bir gücü kuvveti var. Bugün 47 geçti 800'ünü, 58 geçti 1000'ini ve son 2 aksiyonda kaybetti. Ben çok beğendim pozisyonu. Native Power gerçek performansını gösterdi. Dolayısıyla da kazandı. Sen çok iyi özetledin. Ama burada iyi koşan İgrücü Durak var. Eğer İgrücü Durak burada en dışarıda olabilseydi, çünkü bu at arkada kalıp dışarı çıkıp boşlukta çok etkili geliyor. Çok kapanma söz konusu değil mi? Atların arasında kaldı. Atların arasından çıkmaya çalışıyor. Yani at buralarda hani Native Power'ın dışında iki ve arkasında olsa bile kazanmaya çok kaldı yer Native Power'ın içi olunca. Evet, buralarda arada da kaldı. Ringlere çok iyi gözüküyordu. Bu atıyorsun İngiliz Drak. Eğer tam kendini bulduğunda özellikle orta mesafelerin çok iddialı atı. Çok beğendim yarışını. Sonlara doğru Black Nine geldi. Dördüncü. Montan beşinci oldu. Çok, hatta yok. Bir ara 200'ler olarda Subutay kazanarak gitti. Evet. Hatta bitirecek dedim geldi. Fakat diğer atlarda devam etti. O yüzden de ilk altıda bitir atlar çok başarılı koştu ama şu görüntüye bakıldığında Native Power tamamen kendini bulmuş. Yani çok keyifli. Sanki yarış bitti böyle. Sabah idmanında keyifli evet. Parçasını bilir. Hepsi testini girdiğinizde yapadığı. Evet. İlk defa rahat geldi. Rahat geldi. Gücünü gösterdi. Kazanmasını bildi. Akın'da Kutlayam'a da çok iyi bildi. Çok sevdim. Çok iyi bir performans sergiledi. İnanmış. Evet. Bir sonraki randevuda mücadele daha sık olacak. Sağlıklı bir tam taşıyanı geçmek kolay değil. Evet. Ben çok beğendim yarışını. Hocam sen bıraktın yani. Mert hocam. Biz mi unuttuk? Onu bize unutturdu. Tabii biraz öyle oldu yani. Şimdi geçtiğimiz hafta yarışında Ankara'da her ne kadar diyelim ki yani ağırsa hiç sevmiyor. Pis koşulları kötü. Hiç, daha evvel de koşmadı. Burada da olmadı. Atçılık böyledir işte. At bir kalitesi, at kalitesini kaybetmez. Yeter ki sağlığı ve eli ayağı temiz, rahat olsun. Hayvanın sıkıntısı olmasın. Form tutulur yani. Bir yarış kötü koşar. Üç yarış kötü koşar ama kalite dördüncüyü kötü koşmaz. Ben buradayım der. Aynı burada İcisi Uzak'ta olduğu gibi. Yarış içinde çok itişmeler oldu. Blackline hiç aman afat vermedi. Aralarda kaldı. İcisi Uzak bir türlü istediği yeri bulamadı. İçeriye girdi bu defa da orada da net bir yer bulup rahatlayamadı. O da biraz böyle dışarıdan gelip dışında at olmadığı zaman iyi koşan atlardan. Ama üçü gerçeği de göz ardı demeyiz. Time to Shine önünde gelen yok, giden yok. Çok gereksiz abarttı tempoyu. Yani hiç kimsenin arkadan ona üstüne bir baskısı yoktu. Bu tempolar biraz sanki yer hafif gibi ama 58 geçtiği zaman bitirmenin imkan ihtimali yok. Yani bana göre bu tempolarla ikinci olması bile bir büyük başarı. Burada da Time to Shine'ı ve ilgilerini kutluyoruz. Native Power dediğimiz gibi geçtiğimiz yılın önceleri hepimiz bir şey söyledik. Ne dedik? Bu at gazla iyi koşar dedik ama daha sonra baktık ki bu atın gerçek etkili mesafesi 1600 ile 1900 2000 metre arası. Bunu da daha sonraki performanslarında çok üst düzey safkanlara karşı da göstermişti. Görmek istediğimiz bir Native andı. Seyrettik. Çok sevimli, güzel bir at. Time to Shine yine söylüyorum. Bu tempoda gittiğim müddetçe hiçbir at bitiremez. Değil Time to Shine, herhangi bir at da bitiremez. İcisi Uzrak idmanlarda ciddi galoplar sergilemişti ki 1212 galopu vardı ki her atın yapabileceği bir galop değil. Benim şahsi kanaatim daha tena bir yarış olsaydı, dışarıdan gelebilme imkanı olsaydı kazanırdı. Blackline harika koştu. Her yarış böyle tabelanın içinde bir sürprize imza atacak gibi ilk fırsatta yine buralarda bitirecektir.
Evet, bu arada Baba Dallası'nda son koşusu oldu. Evet, ona da buradan geçmiş olsun diyelim. Çok güzel performanslar sergiledi. Evet. Büyük sürprizlere imza attı. Yani tırnağında ne varsa, kanının son damlasına kadar çarp. Çok savaşçı, çok yetenekli bir safkan. Yine de pistlerden en iyi şekilde ayrıldı. Hara yaşamında da yol açık olsun. Buradan da ilgililerine. Özellikle sahibinin resmini gördüm. Mustafa kardeşimizi tebrik ediyorum. Bazı atlara karşı iyi davranmayanların yanında böyle iyi davranlar da örnek olması lazım. Atın ayağını öpüyor. Yani çok böyle doğuda bir takım ananevlerdir. El ayak öpülür. Ayağı öpülesi bir atsın sen diyor. Atına olan sevgisi ve saygısını gösteriyor. Buradan da Mustafa Gürcü Beyefendi'ye özel bir selam gönderiyoruz kendisine. Bu şekilde koşulan yarışları değerlendirdik efendim. Kısa bir ara rica edelim. Aradan sonra hafta sonuna göz atacağız. Efendim yarın itibaren hafta sonuna bakacağız. Yarın Serdar Kemal Özçoğlu alınacağız. Kısa vadeydi. 3 kar İngilizler 1900 çime çıkacak. Yarın tabi devirli altınlardan yan İstanbul büyük bir heyecan olacak. 7. koşuda. Ekrana gelsin. Best Afgan dedikleri oldu. Rockstar Ahmet Çelik, Age of Fire Gökhan Kocakaya, Grey Kurt Ayhan Kurşun, Mr. Görkem Özcan Yıldırım ve Zafer Ateşi Ercan Çankaya. 5 at koşuyor tabii ki. Böyle yarışlar zorlu olur ama ben öncelik Age of Fire'a vermek istiyorum. Sonrasında Yaşlı Kurt, Zafer Ateşi ve Rockstar devreye girecektir. Tenha bir koşu. 2-1 gibi duruyor yarış. Age of Fire daha sonra Rockstar. Evet. Bursa'ya gideceğiz yarın. Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi koşusu. Kısa vadeydi. 3 kar İngilizler. 2000 kuma çıkacak. 7 Safkan Dekleroğlu. Color of Light Mertcan Çelik. Cesaret Etmez Berat Abiş. Utkucuk Mehmet Akyavuz. Andrew Place Hayır Kaplan. Ayvalık Ateşi Muhammed Nilbilgin. King Arel Saadettin Boylaz. Sempre Mustafa Çiçek. Ben tabii bir numara Color of the Light. İstikrarlı bir at. Bu mesafelerde çok iyi koşuyor. Bence favori haklı olarak. Utkucuk. İnanılmaz bir istikrarı var. Bir derecesi affetmez. Eğer önde boş kalsa hakikaten affetmez. Fotoğrafında geçecektir. Yukarıdan 1-2-3 Gökhan Gürden geldi. En alttaki Sempre'yi de ilave edilebilir büyük kuponlarda. Sempre'de. Evet. Suat Demirel Hoca'dan geldi. Ankara'ya gidelim efendim. Ankara'da mücadele olacak. 8. koşuya gidelim. Yok, İstanbul. Pardon, İstanbul'a. İstanbul'da deklerimiz var. Kazım Karabekir babalar. Yok daha o. Ona geleceğiz daha. Önce biz Nafiz Kurt'a gidelim. Kısa vadeydi. 3 kar İngilizler, 1300 kum. 6 safkan dekleri oldu koşuya. Evet, Ankara'dayız. Selanik Aslan'ın Vedat Abiş, Obra'da Ercan Çankaya, Boz Frink, Mert Yokalp Aslan, Sarptay, Mücahit Bayır, Captain Ski, Gökhan Kocakaya, Hey Jude, Hüseyin Şimşek. Ben Selanik Aslan'ı kazanır diyorum. Yoksa diğer atların hemen hemen hepsinin şansı var. Selanik Aslan'ın diğerleri dedi Gökhan Gül. Şu an kağıt sonunda öyle duruyor görüntü. İyi koştuğu günler birkaç at daha var ama yazarsam bu defa hepsini kapatmak lazım. Selanik Aslan'ı sevdiği pist ve mesafede çok önde çıkıyor. Evet, iki taraftan da Selanik Aslan'ın çok önde olduğu bir tahmin geldi efendim. Hatırlatalım, hafta sonuna gelelim. Hafta sonu çok özel bir gün olacak İstanbul Veli Efendi Podium'unda. Bunun altını çizelim.
3 yaş Arap Tayları'nın Nisan ayı ortasında başlayan yarış yaşamında notlarımızı aldık. 3 kez koşan, 4 kez koşan baktığımızda 5 yok değil mi koşuda? Evet. Var bir tane bir mucizem var. 5 kez koşmuş. Diğerleri genelde 4 ve 6 gözüküyor. Kral Ahmet'i gördüm. İlk kez start alacak benim önümde. Tabii bunlar kayıt. 21 tayın kayıt olduğunu görüyoruz. Arap Tayları'nın heyecanlı mücadelesi Kazım Karabekir. Grup 2. İlk grup mücadelesi olacak Tayların. Gökhan, bilgi yapanlar var. Kazım Karabekir 3 yaş Arap Tayları'nın ilk ciddi sınavı. Dolayısıyla da Taylar iyi performans sergileyen Tayların start aldı ama Tayının iyi olduğunu düşünüp belli bir seviyeye gelip de grup atı olduğunu en önemli anlarda kaydetmiş durumda. Bu yarışta en büyük rakip önce 21 atın koşması. Evet. Yani 3 yaşlı Taylar'ın 21 at start aldığında 1200 metrede kolay değil. Tabii gelin de göreceğiz. Kurbarlar çok iyi. Fark etmez en fazla 19 at koşar yani baksın ilk olursa. Bir start alın 20 starta kadar 1200 metre kolay değil. Ben 3 tane namal bir taydan bahsetmek istiyorum. Gürbüz Tay, Koca Efe, Kuzgun Bey. Evet, bu 3 tayın dışında diğer atların hemen hemen hepsinin aynı şansı var. Ya bu 3 tay ya diğerleri takip edilenler ekleyecek. Yüzde kızda en alttaki tayda namal. O da namal. Bravo. Söyleyeyim. Onu da atlamayalım. Onu da dördüncüyle ekleyeyim. O da dişi. O da dişi. Evet. Teşekkürler. Hocam taylar ilk kez çok ciddi bir sınava çıkacak tabii. Ben sınavın yanlış olduğuna inananlardanım. Defalarca söyledim. Yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Buradan program komitesine sesleniyorum. Bu yarışın yeri yanlıştır. Bu yarış 40 sene 50 sene evvel yarışlar kışın Adana'da ve İzmir'de Şubat ayında başladığı zaman dönemden kalan bir takvimdir. O zamanlar şu, bu dönemde koşardı. Bu yarış en az 1 veya 2 ay sonra koşması lazım. Yeri ve zamanı yanlıştır kardeşim. Sadece ondan bu kadar kalabalıktır. Yine altını çizerek söylüyorum. 40 sene 50 sene evvel nasıl yarışlar kış sezonunda Adana ve İzmir'de Şubat ayın ikinci haftası tay yarışları başlıyordu. Ondan dolayı Haziran ayında bu yarış koşuyorsa şimdi de yine Nisan ayında başlıyor yarışlar. Nisan'ın ikinci haftası kalkıyor. 8 hafta sonra bu yarış konuya yanlış kardeşim. 8 hafta sonra grup yarış olmaz. Eğer doğruysa İngilizlere de koyun. Eğer doğruysa bu hafta İngilizlere de bir grup yarış koyun seyredelim. Bence o da yanlış olur. O nasıl yoksa bunun da olmaması lazım. Belki bir kısa vade 8-7. Var mı yazı çapan tay? Yani? Ben Gökhan söylediği atlar taylar yeterlidir. Bence altını ısrarla çizdiğim şey yanlış olan şey budur abiciğim. Evet. Haziran ayının 3. pazar günü olduğu üzere babalar günü grup 2 erkek safkanlar piste çıkacak. 4 kilo Araplar 1500 santitikte 11 safkan mücadele edecek ki tabi sentetik deyince akla gelen ikisi. Yani hem sentetik hem orta mesafe sağlıklı bir Deniz Efe yani çok zorlanacağını düşünmüyorum kazanacaktır. Var mı başka diyeceğim hocam? Deniz Efe'den başka göz hocam. Valla şöyle bir şey söyleyeyim. Aldığım duyuma göre soymuş ya Gökhan Kocakaya'yla katılacak. Bir sürpriz bekliyorum bu hatta. Geçen konuştuk. En iyi bilen çok herhalde. Evet. Soymuş. Evet. Evet, pazar günü de güzel koşular var İstanbul Beyefendi Hipodrom'da. Çünkü bayramın da ilk günü olacak. Yoğun bir katılım bekliyoruz yarış severlerden pazar günü. Ve yurt dışına gidiyoruz. 156.sı düzenlenen Bermond Stakes'te kazanan Dornoş oldu. 156. Bermond Stakes'te kazanan Dornak oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Triple Crown'ın 3. ayağını oluşturan Bermond Stakes bu yıl tadilat nedeniyle kapalı olan Bermond Park yerine yine New York bölgesinde bulunan Saratoga Hipodromu'nda koşuldu. 2000 metre kum pistte düzenlenen koşuyu bu yıl Dornak, jockey Luis Saez'le kazanmayı başardı. Geçen yıl Kentucky Derby'yi kazanan Mage'in öz kardeşi olan Dornak'ın bu birinciliği orijin itibariyle de dikkat çekici oldu. Koşu sonrası safkanın ortaklarından olan ve 2018 yılında emekliliğe ayrılan efsane beyzbolcu Jason Worth de duyduğu mutluluğu dile getirdi. Son görüntüye kalabilir mi beyefendi biliyorsun? Ekranda dönsün hem yarış hem beyzbolcuymuş ve evet. Hakikaten çok gösterişli. Jason Worth çok önemli, aynen. Çok kariyerli, Amerika'da bilinen, adı bilinen. Tabii. Şöyle bir şey için aldım Gökhan bu haberi. Evet. Şimdi sporcuların çok ilgisi var.
Tabii. At yarışına. Hani farklı sporlar da olabilir. Mesela aynen. Bugün geç saatte yine artık Anthony Griezmann. Doğru. Çok oldu ama Amerika kıtasında bu atın önemi çok fazla. Bunun kardeşi Kentucky Derby galiba. Yani, o haber biraz geç geldiği için hazırlanışında sorun oldu, yetişmedi. Ama Jason Wirt görüyorsunuz, biraz sonra ekranda da göreceksiniz. 1.96 boy, 105 kilo. Adeta rockstarlara benziyor uzun saçlarıyla. Ama nedir bu? İşte atlan herkesin yolu bir yerde kesişmiştir. Aynen. Ne kadar güzel bir meşgale. Ülkemizde de var. Hocam, beni ekrandan alın lütfen. At kazandı. Jason Wirt daha çok ilgi görüyor yani orada. Tabii ki şimdi şöyle bir şey. Böyle bir atı almak da kolay değil. Böyle bir atın hissedarı olmak da kolay değil. Kentteki derbinin öz kardeşi kazanmış. Tabii. Öz kardeş yani. Ayrıca da çok sevilen, popüler bir insan. Kesinlikle. Şeyde biliyorsunuz, Amerika'da en popüler sporların başına geliyor. Aynen, beyzbol. Evet. Ki bir de oralarda hocam böyle popüler oldu mu halk çok sahipleniyor. Çok destek oluyor yani. Her yerde öyledir Gökhan'cığım. Evet. Yani bizde de şimdi gençliğimizde, bizim çocukluğumuzda güreş, ki milli güreşlerin çok atları vardı. Futbol sonra oldu. Basketbol, yine benzer şeyleri söyleyebiliriz. Ama Amerika'da da beyzbol bir adım öne çıkıyor. Kesin. Ve çok tutuluyor. Ayrıca insanlar nasıl bizde böyle Adana bölgesi, İzmir bölgesi, bölgesel sporcular oranın yerli halkına mensup olduğu zaman bir o kadar daha ilgi görüyor. Jason Wirt de o bölgenin yetiştirdiği en değerli sporculardan bir tanesi. Çok güzel bir at sonra. Hani Belmont kazanıyorsun ya, bu tarihi bir olay. Aynen öyle. Belmont kolay değil yani, Belmont Stakes. Koşmak bile büyük bir aynen, tabii gurur ve başarı. Triple Crown 3. ayağı zaten herkes bu yarışları bekliyor. Bu arada tabi at kazandığı ilgi şansına inanılmaz var. Gel diyor bak, çağırıyor. İşini çağırıyor. Ben tamamını seyrettim. Evet. 1.96'lık bir dev yani. Aynen öyle. Müthiş bir görüntü. Evet, Santante'ye gidiyoruz. 6 safkanın fotoğrafı gidiyoruz. Yarış seyredelim biraz. Evet, izleyelim. Mücadele görelim. Evet. Buyurun Santante. Altı safkan aynı fotoda. Santa Anita'da geçen hafta düzenlenen bir koşu mücadelesiyle dikkat çekti. Son metrelerde fotoya altı safkan birlikte girerken Joe Talamo idaresindeki Daniels Magic sürprize imza atarak kazandı. Also coming on blanket finish as they hit the wire. Grey Horse also their lovesick blues. Wow! Koşu sonrası paylaşılan yarış tekrarı sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Tam çıkamıyor oradan. Geçtiğimiz yıl hatırlarsanız Avustralya'da buna benzer bir orada yalnız böyle burun bir şey vardı. Hani tekrar bir şey yapabilir mi? Ağır çekim veyahut da fotoya girişin. Beni ekrandan alın. Müthiş bir son metreleri. İki kulvarlık atı gördün mü? Bak o gelemiyor, tam daraldı orası. En dışarıdaki mesafe kalmadı. Yetiştirmeye çalışıyor, geldi yetiştirdi. Diğerleri gayreti içerisinde. Burada böyle foto finişe. Benim attığım yarışa benziyor. Fuat Çakır'ın kazandı. Bu öldürü spikeri bu yarış. Tabii. Ben de, bak, o yaşın sesinden geldim ya ben. Spiker ne dedi acaba hocam burada? Ya müthiş bir şey ya. Farklar ne yazdık burada? Ne derdin sen anlatsan? Bir şey diyemem. Burada. Anlatana kadar yarış biterdi. Biter zaten. Foto finişim bile zor eriyeceğim. Bak burada farklar makul seviyede. Tabii yani makul. Tabii. Seçilebilir bir. Şu an bir seçilir vaziyette. Herkes foto finişe fokuslanmış ama yani. Evet. Kır geliyor gibi ama o da geldi. Bir aksiyondan sonra birinci. İki aksiyonası içerideki mavili birinci. Yani öyle bir yattı ama. Of ya, inanılmaz ya. Birinci ile altıncının arası yarım boy. Yarım boy. Öyle. İlk 5 zaten baş bitti. 5 at baş yarısı. Burun bir baş anca yaptı. Harika yarışı. Çok güzel bir koşu. Evet. Bayılıyorum böyle yarışları yani. Ama ben fotoğrafı bırakmamıştım. Risk almıştım onu. Senin tecrüben var zaten içim ya. Tecrübe böyle bir şey. Yok canım. Bu tartışma açık bir konu değil. Yani. Söylediğin az zaten fotoğrafında geçmişti orada yani. Evet. Fuat Çakar. Fuat Çakar'a selamlar. Evet. Almış olduk öyle için. Evet. Artık Gazi Koşusu'na doğru gideceğiz. Haftaya programımız daha farklı olacak. Bayram haftası. Tabii ki. Önümüzdeki artık bu hafta sonu bayram. Tüm inananların bayramı kutlayalım. Tabii ki bizim için çok değerli, çok önemli. Harika bir hafta sonu bizi bekliyor. Artık Haziran ayının ortasını da geçiyoruz. 30 Haziran'a doğru yavaş yavaş ilerleniyor. Heyecanlar Doruk'ta. Çok ciddi koşular yapıldı. Öncesi sonrası paylaştık. Her hafta olduğu gibi bizi bu saate kadar bekleyip izleyip yani destek veren gerek stüdyo gerek rejide tüm gün boyunca TCK TV'de arkadaşlarımız destek oluyor. Onların da ellerinin emeklerine sağlık diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Hocam ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Zadik'cim. Ekran başında bizleri izleyen gerek atçı dostlarımız gerekse yarış severlerimiz herkese hayırlı akşamlar.
Efendim sizlere teşekkür ediyoruz tabii ki. Arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Program hazırlamasında büyük emekleri var çünkü. Görüşmek üzere efendim haftaya. İyi akşamlar, iyi geceler.